Bir üçüncüyü söyleyeceğim müsaadenizle. İnanın bakın ben 100 Kastamonu İnebolluyum. 145 tane yemeği ezbere bilirim yapmayı. Eşim dinliyor şu an. Saygılarımı sunuyorum evet, kendisine de. Biz de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Elmas ve Bey'e. Ve şunu söyleyeyim size. Yemek yapıyor şimdi. Külliyen yanlış. Buradan ilan ediyorum. Bu yemek programlarını kim yapıyorsa. İşte ben Oktay Usta'yla da program yaptım. Oktay Usta dedi ki teşekkür ediyorum Bolu Menge'de Açlar Derneği Başkanı. Sedat Usta, Karadeniz Açlar Derneği Başkanı. İkisi de dinliyor beni. Benim yanımda hocam elim ayağım titriyor diyorlar sizin yanınızda şey yemerken. Evet, bu çok önemli. Bu bir kültürdür. Yemek, şimdi yemek yapıyorlar. Ne kadar yanlış. Karbonhidratla proteini, proteinle şekeri veriyor, yediriyor. Yalan, yanlış ve mantıksız ve bilgisiz, bunların sonu kanser olmak, reflü olmaktır bakın ileride. Gece uyuyamamaktır. Adam etin, balığın yanına sütlü tatlı yapıyor. Asla yiyemezsiniz, yasak. Yazdık kitaplarımızda. Bakın kozmik beslenme tablosu var, dünyanın kabul ettiği. Et, balık, tavukla sütü yiyemezsin, yoğurtu yiyemezsin. Hardal kullanamazsın, ekşi kullanamazsın, patates koyamazsın içine. Tatlı meyve yiyemezsin, yanına tatlı meyve yapıyor. Olmaz. Bunu yapan bilgisizdir, cahildir, görgüsüzdür. Bu işi bilmiyordur. Buradan iki tane Aşçılar Derneği'nin başkanının ismini verdim. Birisi de en çok reytingi yapan programlardan biri, sizin de konuğunuz canım, oldu. Canım evet, Oktay. Biliyorsunuz. Şimdi bunun aksini zaten yapıp onlar bunları sunarken bunları ard arda yemeyin diye de ilave ediyor. Yani nasihatlerini veriyorlar. Alan alıyor, almıyor. İşine gelen alıyor, işine gelmeyen almıyor. Yani biraz da bizim insanımızın gözünün açık olması, beyninin açık olması lazım. Ama Nur Hanım bu yemekleri yaparken şimdi herkes şimdi elinde burada, kalem kağıt bizim burada yazıyor. Kaçıncı programımız hocam? Yani en az 30-40 programımız 30-40. Oldu. Biz evet. 30 programdır siz burada diyorsunuz ki karbonhidrat proteinle karışmamalı. Şeker tatlı şeker, üstüne tatlı yenmemeli. Üstüne yenmemeli. Bunun sebebi bu, bu, bu. Bunun sonucu bu, bu, bu. Diye söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Çünkü biz 6 yıldır doğru bildiğimiz her şeyi söylüyoruz evvelallah. Evimizde, yuvamızda, kanaatimizde. Hayır, reytingimiz düşecek de yani şu denilse evet bu kabak tatlısı. Evet ama bunu bir saat sonra yiyin diye niye eklemiyorlar bunu? Evet, bilmiyorlar bunu, ki eklesinler. Bunu yapmayanlar bundan mesuldür. Mesuldür tabii ki. Yani bunun bu gelsinler tartışalım. Mesuldür. Bilimsel liste telefonumuz var. Telefonumuz var hocam, evet. Sorularımız var. Her suale konuşmaya cevap verecek. Devam edeceğiz. Her soruya verecek cevabı var hocamın. Alo. Hoş geldiniz Emine Turan. Problem nedir? Geçmiş olsun diyeyim öncelikle. Günaydın. Günaydın. Ahmet Marenko hocama soru sormak istiyorum. Sor canım. Hemen sorun benim alalım. Benim kaşıntılarım var. Kürdeşen döküyorum. Tıp dilince de ürtüker. Ben çok doktorlara gittim ama bir çare bulamadım. Evet. Kaç kilosunuz? Beslenme tarzınız ne? Tabii uzaktan bunlar değil. Bakın meyveler, sebzeler. Bunun cevabını veriyorum. Şimdi çok önemli, kurdeşen döküyoruz. Beden temizliğini duydunuz mu, bizim kozmik beden temizliğini? Duydum. Yaptınız mı? Yapmadım hocam. Niye yapmadınız? Evinizde 7 gün sebze meyve suları içerek, biraz sonra paylaşacağız. O kurdeşenleri torba torba döktük Emine Hanım. Bakın yüzlerce görüntü var elimizde. Bunları da vereceğiz. Evet yani torba düşüyor, yırtılmış, içinden böyle oluk gibi o kurdeşenler patır patır dökülüyor. Küçücük 2 yaşındaki çocuklardan bunlar döküldü. Beden temizliği yapacaksınız. Maranki.com'a girin. Evinizde 7 gün bütün ölümcül hastalıklarınızdan kurtlarınız, parazitleriniz, nematotlarınız, helmitleriniz, bunların hepsini dökme imkanınız var. Tabii evet. Yollarla, hiçbir ilaç kullanmadan bunu söylüyorum. Ama en azından her gece bir sarımsak yutsun. Bakın görüyorsunuz parazit torbaları. Bakın sizin bunlar hep sizden çıktı. Bu kozmik beden temizliğin sonucu bakın, değil mi hocam? Evet torbalar bakın o yeşil yeşil parçalar en az 150 tane çıkardı. Buradan söylüyorum Türkiye'de yapanlar bağlansınlar. Bakın bu torbaları dökenler bakın bunlar yeşil yeşil iltihaplarınız bakın. Mantar türleriniz, safra taş çamurlarınız bunlar bizden Türkiye'deki insanlardan çıktı. İnanın 100 kişilik kamptaydık biraz sonra ona değineceğiz. Bakın bu taşlar işte o söylediğiniz kurdeşenlerin o torbaların hepsini
Dökme imkanınız var. O çocuklarınız yazık bembeyaz. Yüzleri kağıt gibi. 3,5 numara gözlük Nuran'ım, yeşil yeşil damarlar. Her gün bir çocuğunuz, bakın nereden bilelim? Burnunuzu kaşıyorsa bir çocuğunuz, böyle devamlı ağzından salya akıyorsa, biliniz ki ne vardır. Bakın görüyorsunuz işte torbalar bunlar. Parazit torbaları, hepsini avuç avuç içinden canlı, hepsinin boyutlarıyla orada. İşte kalın bağırsağınızın bu bölgeleri tamamen... Bu taraftaki problemli olan, problemli bölgeler. Hepsi de bir organa işaret. Bakın üst solunum, alt solunum, kadın problemleri, tiroidle ilgili, kısırlıkla ilgili, karaciğerle ilgili. Bakın üst solunum yolunuzla ilgili. Bu bölgeleri kalın bağırsaktan verip temizlediğimiz zaman bütün o taşlar, oradaki plakalar var. O kalın bağırsak boğumlarının arasındaki, hepsini avuç avuç döküyorsunuz. Bakın bunu yapmadığınız zaman bunlardan kurtulmanız çok zor. Evet Emine Hanım, hatta mısınız hala? Evet hatta Emine, Emine Hanım duydunuz. Hatta tutmayalım, izleyeceğimiz çok sayıda telefon ben var çünkü. Ben kitabını nereden alabilirim hocamın? Şifalı acaba? Bitkiler kitabımızda bütün bunların nasıl döküleceğine dair bütün kitapçılarda, NT kitap evlerinde, Doğan kitapta ve bütün kitapçılarda mevcut. Bu kitabı şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şifalı Bitkiler kitabımızda bütün bu metotların hepsi içimizde var. Teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş. Saniye alan, buyurun. Evet. Buyurun efendim. Nurhanım. Efendim. Benim çocuğum epilepsi hastası. Evet. Bunun için ben doktor beyden bir yardım istiyorum. 4 aydır ne yiyorum ne içiyorum. Kaç yaşında? 18 yaşında hocam. 2 yaşına kadar. Bu hastalığa yakalandı. 2 yaşına kadar ateşli bir hastalık geçirdi mi? Hayır hocam, hiç havale. Hastalık geçirmemişti. Evet, evet. 15 yaşına girerken oldu bu hastalığı. Bir korku vesaire herhangi bir şey? Vallahi bilemiyorum, bir aniden bir sabah oldu çocuğum böyle. Evet. 2 yıl ondan sonra hiç kriz geçirmedi. Doktora götürdüm, ilaçlarını kullandı. Şu an bayramda, geçen seneki Kurban Bayramı'ndan bu yana tekrarladı krizleri. Şu anda yani nereye gitsem çaresi yok diyorlar hocam. Artık evet. Bittim, iyice tükendim. Nur Hanım'a da yalvarıyorum, oraya çıkıp programına çıkıp böyle bütün millete derdimi anlatmak istedim. Zaten şu an anlattınız. Acil şifalar diliyorum. Hocamı dikkatle dinleyin. Evet, dikkatle kaleminiz kağıdınız yanınızda olsun. Notlar alacaksınız çünkü. Çok geçmiş olsun. Öpüyorum yanaklarından. Bakın annelere sesleniyorum. Yeni çocuğu olacaklara sesleniyorum. Çok önemli. Hastalık geldi mi işte anne gibi böyle ömrünüzü tüketirsiniz. Tüketmemek için ne yapacaksınız? Evlenmeden önce beden temizliği yapacaksınız. Bir ilaç kullandıysanız, antibiyotik vesaire, kortizon gibi bu kalıntılardan temizlenmeniz lazım. Temizlenmeden çocuk sahibi olmayın. Zaten bu ilaçların yan etkilerinde bunlar yazıyor. Doğacak çocuklarda, hamile kadınlarda kullanılması yasak. Doğacak çocuğunuz hırıltılı hastalıklı doğduğu zaman 2 yaşına kadar havale geçirirse beyin sisteminde, halk dilinde konuşuyorum, sıkıntılar yaranıyor. Arkadan kaba kulak oluyor, immün sistem düştüğü için epilepsi oluyor çocuklarınız. Peki. Bunun dışında farklı epilepsi olma yolları var. Doktorunuzun tedavisine devam edin. Maranki.com'dan bize ulaşın. Bunun komplike bir tedavisi var, yardımcı olmaya hocam, çalışalım. Hocam bunun yanında ne yapmalılar? Yani bu hastalığa yakalanmamak epilepsi için. Epilepsi maalesef. Bu krizleri daha az hasarla atlatabilmeleri için. Anne çocuğu, bakın şimdi burada. Bakın, çocuk havale geçirirse o epilepsiye yakalanacaktır. Havale geçirmesine eskimez engel olacak kitaplarda, şey var mı? Tabip İbn-i Şerif'in yadigarında, Fiddül Tıp'ta bununla ilgili binlerce yıldan beri kayıt var. Çocuk ateşlendi, hemen yapacağınız iş, bakın ilk defa söylüyorum. Evinizde mutlaka üzüm veya elma sirkesi bulunsun. Hemen çocuğunuzu soğuyacaksınız, hangi yaşında olursa olsun. 3 aylık, 5 aylık, 8 aylık, 1,5 yaşında sirkeyle bedenini anında oluşturduğunuzda sirke onun ateşini alacağı için havale geçirmeyecektir. Bakın çok önemli. Hiçbir şey bulamıyorsanız soğuk suyla, ama sirke çok önemlidir. Burada bir de bir ruhani boyut var. Yani enerji dengesizliği var. Ruhani boyut derken enerji, vücuttaki bir enerji balansında bozukluk var. İşte o sirke
verdiği enerjiyle hücreleri bloke edilmiş veya aktif hücreleri pasif